Karşınızda Ford Tourney Courier. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yeni aldığım aracı sizlere tanıtacağım. Ford Tourney Courier 2023 model arkadaşlar. Metalik gri renk. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olup destek olmayı unutmayın. Bu ve buna benzer güzel videolar gelecek inşallah. Dilerseniz videoya geçelim arkadaşlar. Evet. Aracı da yeni yıkadım ha. Gıcır gıcır parlıyor. Şöyle ilk önce dışarıdan bir göstereyim arkadaşlar size. A'dan Z'ye. Daha sonra içine geçelim. İçine de gösterdikten sonra şöyle bir sürüş yapacağız beraber. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. 2023 model 1.0 EcoBoost turbo benzinli 100 beygir turbo benzinli titanyum paket. Şimdi bunun bir de titanyum plus olanından var. Yani Plus modeli var. Şimdi arasında ne gibi bir farklılıklar var Plus'la Titanium arasında? Ondan kısaca bahsedeceğim. Şimdi bu araç benzinli arkadaşlar. 1.0 yani bir motor. Benzinli bir motora sahip. 100 beygir turbo benzinli. Sizi yanıltmasın. Hani 1.0 hani 1.0 motor gider mi? Seni nasıl taşıyor gibisinden düşünebilirsiniz. 100 beygir turbo benzinli. Gayet de güzel. Araç yağ gibi akıyor. Tavan rayını ben kendim taktım. Tavan rayı aldığımda yoktu. Onun haricinde arka cam, şu arka cam komple arkaya doğru. Fabrika çıkışı karartmalı cam. O hoşuma gitti. Yani daha sonradan cam filmi çektirmedim arkalara. Sadece şu ön camlara çektirdim. Bu da uyumlu olsun diye çektirdim. Şimdi şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi bu araçta park sensörü yok arkadaşlar. Hız sabitleme, işte yokuş kalkış desteği, Bluetooth özelliği falan standart zaten. Titanium paketlerde var. Fakat arka park sensörü, ön park sensörü, hadi ön park sensörüne geçtim. Arka park sensörü maalesef titanyum paketinde yok. Ya bu çok büyük bir eksiklik. Hani bunun maliyeti de zaten çok değil. 1000 lira, 2000 lira bir maliyeti var. Servisi açtım hatta sordum. Gerçekten üzdü. Titanyum paket de hani boş bir model de değil bu arada. Neden gidip de bir arka park sensörü bir insan takmaz? Onun haricinde jantlar zaten çelik jant. Lastiğe gelelim arkadaşlar. Lastikler Continental 195-55-16. Gayet kaliteli bir lastik. Fabrika çıkışı. Lastiklerine diyecek hiçbir şey bulamadım. Lastiklerden kaçmamışlar. Ama dediğim gibi park sensöründen kaçmışlar. Şaka gibi. Yani park sensöründen nasıl kaçarsın? Bu arada park sensörü önemli arkadaşlar. Yani araç büyük bir araç. Mesela ben ilk defa hani büyük bir araç sahibi oldum. İlk defa büyük bir araç aldım bu şekilde. Yani bunu mesela ben güzel araba kullanıyorum ama hani arabaya çok hakim olamayanlar için gerçekten biraz zorlayıcı olabilir park işi. O yüzden eğer titanyum paket alıyorsanız park sensörü de taktırmayı ihmal etmeyin. Kısa sürede taktırın. Şimdi onun haricinde ben araca biraz masraf yaptım. Şimdi ben araca biraz masraf yaptım arkadaşlar. Tavan rayı dedik. Tavan raylarına ben kendim aldım. Kendim montajını da kendim yaptım. Şimdi APP plakalardan bahsedeceğim. Plexi bir APP. Şöyle özel bir yazı da yazdırdım. Sarı renkte. Courier diye. Şöyle arkadan da göstereyim.
arada arkaya gayet iyi yakışmış. Ön taraf da güzel ama arka bir tık daha güzel sanki. Arkaya oturmuş. Evet, gayet iyi. Şimdi aracımda LED xenon seti var arkadaşlar. LED ampul, LED xenon. Şu şekilde zaten görürsünüz. Uzun kısa set şeklinde aldım. Sislerde de mevcut. Hatta şöyle yakıp gösterebilirim size. Şekilde uzun kısa LED xenon arkadaşlar. Gece gayet iyi aydınlatıyor. Eğer almak isteyenler olursa kesinlikle öneriyorum LED xenon. Şimdi araçta yaptığım şeylerden bahsedecek olursam tavan rayları, ön cam filmleri, LED xenon setleri, uzun kısa sislere dahil. Ondan sonra ön arka plexi plakalık APP ile beraber. Yani bu arada şeyden de bahsedeyim arkadaşlar size. Aracın iç aydınlatması da LED'tir. Onları da beyaz yaptım. Göstereyim. Yani yapmışken komple iç dış LED, beyaz LED yapmak istedim. Arkada da mevcut. Hatta bagajda bile mevcut. İşte bagajda bile var. Bunlar hem gündüz LED'i hem de uzun far olarak işlev görüyor. Dediğim gibi komple set yaptırdım. Uzun, kısa ve park lambası. Gündüz LED'i. Şöyle daha çok belli oluyor aşağı anlatıcı. Yani araca güzel bir görünüm katıyor arkadaşlar bu tür şeyler. Çok aşırıya kaçmamak kaydıyla böyle küçük küçük şeyler yaparak aracı daha hoş bir duruma getirebilirsiniz. İsterseniz şöyle aracın içinde göstereyim arkadaşlar. Evet. Şöyle gri kumaş koltuklar. Yani açık konuşmak gerekirse beni pek fazla böyle tatmin etmedi koltukların rengi. Şöyle ön kollayması da var. Klasik Ford Tourneo. İçine geçelim. Evet, şimdi anlatacak çok şey var. Evet, gördüğünüz gibi aracımızda multimedya ekran yok. Titanyum paket. Şimdi o Titanium Plus modeline var demiştik. Bu arada aracımızda dijital klima mevcut. Bunun soğutması da gayet güzel ya, böyle buz gibi yapıyor. Aracın soğutma sistemi gayet güçlü. Bu arada aynaları da gayet geniş. Mesela görüş açısı gayet güzel. Aynaları o yönden hoşuma gitti. Bir araçta şöyle teybi açayım. Buradan değiştiriyorsunuz. Bluetooth özelliği mevcut. O güzel. Araçta Bluetooth özelliği var. Şuradan bağlanıyor. Buradan telefonunuza eşleştirebiliyorsunuz. Buradan da ses ayarı, işte tiz, bas vesaire. Buradan yapabiliyorsunuz. Şuradan. Buradan da telefona bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada ayarlar zaten.
Bluetooth, radyo, mobil uygulamalar, ekran, ses kontrolü vesaire. Bu şekilde. Çok pek fazla bir şey yok. Yani titanyum pakette maalesef. Multimedya ekranı, yani geri görüş kamerası vesaire, bunlar yok. Ses açma kapama zaten buradan yönlendirebiliyorsunuz. Radyo değişme, radyo değiştirme vesaire buradan yapabiliyorsunuz koldan. Şimdi hız sabitleme özelliği var dedik bu araçta. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Zaten ekranda çıkıyor. Set yazar. Şu an açık, şu an kapalı. Bu hızınızı arttırıyor zaten. Bilen bilir. Bu zaten hızınızı arttırır. Hızınızı düşürür. Hız sabitleme özelliği gerçekten çok iyi bir özellik. Yani her araçta olması gerekiyor. Uzun yolda özellikle sizi yani gayet dinlendiriyor diyebilirim. Yokuş kalkış testi de var bunda. O da bulunması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi. Dijital klima var dedik arkadaşlar. Şu araç sirkülasyonu zaten. Bu arka cam rezidansı. Karşıya veriyor, ayaklara veriyor vesaire. Şimdi aracımız 6 ileri vites, 100 beygir turbo benzin demiştik. 6 ileri olması tabii ki önemli bir detay. Şimdi geri vites bunda mandallı. Debriyaja bastıktan sonra mandalı çekiyorsunuz. Yani basılı tutuyorsunuz. Sağ ve geriye atıyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Şimdi şu üst cepten bahsedeceğim, gayet güzel, kullanışlı. Ruhsat vesaire, küçük çantanızı, cüzdanınızı, işte makyaj malzemesi vesaire kesinlikle oraya koyabilirsiniz. Kullanışlı. Bu arada ben de buraya şey koymuşum ya. Güneşliği koymuşum. Bak, güneşlik bile sığmış oraya. Daha ne olsun. Koyup oraya herhangi bir eşyanızı koyup saklayabilirsiniz. Kullanışlı bir alan olmuş. Güneşlikleri de açalım. Gayet güzel. Şimdi tavan lambamızı buradan açılıyor dedik. Otomatiğe alalım. Ortada kalsın. Kapı açıldığı zaman açılsın. Şimdi gelelim bagaj kısmına. En önemli detaylardan bir tanesi bagaj. Bagaj bu şekilde. Burada kaslar falan duruyor, kusura bakmayın. Gayet kullanışlı. Tam bir aile aracı arkadaşlar. Yani bu aslında böyle hani ağır işlerde çalışan, işte taşımacılık işinde çalışan vesaire. Yani bu çok böyle şey değil. Çok uygun bir araç değil. Ya bebek aracı, atıyorum valiz, bavul vesaire gayet rahatlık sağlıyor. Mesela ben buraya sandalyemi koydum. Katlanır sandalye. Gayet rahatlıkla sığdı. Otomobillerden, diğer sedan araçlardan pek fazla artısı yok. Tek artısı ne? Yüksek olması. Tabii ki o da önemli bir özellik. Yükseklik olarak tabii ki çok ferah. Bagajda bu şekilde göstermiş olalım. Burada da bu şekilde ip var. Bir çekiyorsunuz. Çektikten sonra ittirip kapatıyorsunuz. Elimizi ilk önce bir takalım. Biraz zor olacak ama. Bir elimde kamera. Evet, kemerimizi de taktık. Evet, ışıkların sönmesini bekliyoruz. Klimayı da açalım.
Havada bugün bayağı sıcakmış arkadaş ya. Yandık. Kaç dereceydi bilmiyorum ama. Şuradan bir dönüş yapalım. Sinyalimizi verelim. Ay maşallah trafik de var. Şimdi araç gayet uzun yolda rahat arkadaşlar. Gerçekten ferah bir araç. Ön camı da gördüğünüz gibi bayağı böyle ileride, uzakta. Şu anda vitesim 3'te. 3. vitesteyim. Devirim 3000'de. Hızında 80 yapalım. 80. Yani 3. vitesle yaklaşık 100'ü gördüm. Bir yere basmıştım. Şimdi gazı kökledim. Bak yaklaşık 2-3 saniye sonra kendini atıyor. Gayet oturaklı bir araç. Viraja, özellikle virajlara falan gayet iyi giriyor. Virajlarda falan gayet iyi diyebilirim. Gayet güzel ya. Ya çekişi güzel. 100 beygir, turbo benzin, 1.0 motor. Yani 1.6 motorla eşdeğer zaten. Hani 1.0 motor diye sizi yanıltmasın. Asla. Yani şu mesela hikaye. Köklesem gazı şunu alırım yani. Hepsi fasafis var. Gayet güzel. Fren sistemi de oldukça güzel. Vites geçişleri falan yumuşak. Evet, bugün videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz motosiklet veya araç videoları olursa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yorumları dikkate alıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.